Değerli teknoloji severler, herkese merhaba. Ben Rezan Çakmak, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Jabra Elite 65T modelini inceleyeceğiz. Aslında uzun zamandır piyasada olan bir model. Fakat bugünlerde BİM'de satışı olacağı için incelemek istedik. En azından satın almak isteyenler için güzel bir referans videosu olmuş olur. Şöyle dostlar, hemen kutumuzdan başlayalım. Gerçekten premium görünen bir kutusu var. Sarı ve gri temaları bulunuyor. Ön yüzeyde kulaklıklarımız var. Elite 65T model ismi belirtilmiş. Hemen alt kısımda 4 mikrofonlu bir yapıya vurgu yapılmış. Jabra'nın mikrofon konusunda, arama konusundaki başarısını zaten biliyoruz. Hemen yan tarafta yine kutu içerisinden çıkan silikon başlıklar verilmiş. Görsel olarak eklenmiş. Ve Jabra kulaklıklarımızın kutu içerisinde nasıl durduğu resmedilmiş. Arka tarafa geçelim. Yine dörtlü mikrofon yapısı, akabinde pil performansına vurgu yapılmış. 2 yıllık bir garantinin olduğu belirtilmiş. Yine kararlı bir bağlantının olduğu beyan edilmiş. Kutu üzerindeki detaylar bu şekilde dostlar. Hemen fazla uzatmadan kutumuzu açalım. Şöyle sarı gri temalarının olduğunu söylemiştik. Kutumuzun akabinde yan taraftan bir çekmecesi bulunuyor diyebiliriz. Evet. Şöyle kulaklıklarımız şöyle geliyor dostlar. Şunu hemen bırakalım. Şunları bir tarafa bırakalım. Evet dostlarım. İlk etapta bizleri zaten kulaklıklar karşılıyor. Şöyle göstermiş olalım. Hemen sağ kulaklığı da alalım. Evet. İkili bir pin tercih edilmiş. Hemen altında mikrofonları görüyoruz. Yine burada da mikrofonlar bulunuyor dostlar, üst yüzeyde. Jabra yazısı yazılmış. Bu da kulaklığa şık bir hava katmış açıkçası. Fakat görmüş olduğunuz gibi dokunmatik bir yüzeyin olmaması bu fiyatta satılan bir kulaklık için üzücü açıkçası. Fiziksel tuşlarla gelen kulaklıkları sevmiyorum. Neden diye soracak olursanız kulakta bastığınız vakit kulağınıza kulaklığı itmiş oluyorsunuz. Bu da kulak ağrısı yapıyor. En azından benim için böyle. O yüzden TWS kulaklıklarda fiziksel tuş oldu mu direkt 1-0 eksi olarak benim için başlıyor. O yüzden olabildiğince dokunmatik yüzeyle gelen kulaklıkları kullanıyorum. Ses kalitesine vesaire değineceğiz. Hemen şunları bırakalım şuraya. Evet, kutu tasarımı güzel, fena değil, oldukça kaliteli. Arka taraf sade, yine yanlardan şık bir tasarım işlenmiş. Yine kapağın açılıp kapanması pek rahat olmasa da güvenli duruyor. Bu arada kapağı açmak için şöyle yan taraflardan biraz bastırmanız gerekiyor. Kutunun mantığını biraz geç anladım. Pek hoş değil açıkçası. Bu fiyatlarda satılan bir kulaklık için kutu kapağının mekanizması pek de avantajlı değil. Fakat içeri işlenmiş kadife yapının oldukça premium bir hava kattığını söyleyebilirim. Alt tarafa gelelim. Bir LED ışığımız bulunuyor ve micro USB girişiyle geliyor. Bir Type-C yuvasının olması güzel olur tabi. Fakat bu da çok dert edilecek bir durum değil açıkçası. Şöyle bakalım kutu içerisinden başka neler çıkıyor. Evet, bunlar kullanma kılavuzları vesaire, bir takım detaylar dostlar. Bir adet micro USB kablosu çıkıyor. Evet, bunlar da yedek silikonlar dostlar. Jabra'nın silikon pedleri gerçekten son derece güzel ve kaliteli oluyor. Daha önce Evolve 65T modelini kullanmıştım. Evolve 65T Elite 65T modelinden çok daha üst düzey bir kulaklık. Bu daha düşük bir bütçeye hitap ediyor bu kulaklık. BİM'de de zaten satışta olacak bugünlerde. Bakalım fiyatını hak ediyor mu? Kutu içeriği bu şekildeydi. Hemen şunları da bir tarafa bırakalım. Evet, hemen teknik detaylara geçmek istiyorum dostlar. Dörtlü bir mikrofon teknolojisi bulunuyor. Aramalarda rüzgar sesini kesiyor. Denedim, gerçekten de öyle. Standart kulaklıklara göre arama performansı çok daha iyi bir düzeyde.
Bluetooth 5.0 teknolojisi kullanıyor. Bu da yine kablosuz kulaklıklar için ekstra bir avantaj. Yine HeartRock özelliği bulunuyor. Ortam sesini yakalama özelliği diyebiliriz. Firmalar çeşitli şekilde isimlendirebiliyor. Mesela Samsung bunu ortam sesi olarak lanse ederken Bang & Olufsen buna transparansi diyor. Jabra tarafında da HeartRock olarak belirtilmiş. Ayrıca bu özellik pek Samsung ve Bang & Olufsen gibi iş görmemiş bu kulaklıkta. Pek beğenmedim. IP55 sertifikası bulunuyor. Yine suya ve toza dayanıklı. Sporda kullanabiliyorsunuz. Akabinde yağmurlu havalarda da kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir problem görmedim kullanmış olduğum süre boyunca. Frekans sıklığı 20 Hz ile 20 kHz arasında. Sürücü çapı 6 mm olarak geliyor. Oldukça küçük ama yeterli bir bas performansı var dostlar. Kutudan 2 çift yedek silikon çıkıyor. Bir çift de zaten kulaklığın üzerinde geliyor. Bunlar tabii güzel detaylar. Yine bir kulaklığı yani main ana kulaklığı çıkardığınızda müziğin otomatik durması ve bağlantının kesilmesi de gerçekten son derece güzel. Pil kısmına gelelim. Pil kısmı son derece güzel dostlar. Pil olarak gerçekten kusursuz diyebiliriz. Kutu olmadan sadece kulaklıkları 5 saat boyunca kullanabiliyorsunuz. 5 saat boyunca kullandığınız bu kulaklığa ek olarak 10 saatlik bir pil desteği bulunuyor bu kutu sayesinde. Yani toplamda 15 saat müzik dinleyebiliyorsunuz. 5 saatte kesintisiz bir şekilde müzik dinleyebiliyorsunuz dostlar. Yine kulaklığın 16 ohmluk bir empedans değeri bulunuyor. Teknik kısımlar bu kadardı dostlar. Ben kullandığım süre boyunca neler beni rahatsız etti, nelerden memnun kaldım onları belirtmiş olalım. Öncelikle kulaklıkların tasarımları güzel. Kulakta oldukça şık duruyor ve kulağa tutunuyor. Hatta kullandığım Bang & Olufsen i8 modeline göre kulakta çok daha rahat duruyor. Hemen onu da göstermiş olalım. Bu modele göre hatta kulakta duruşu vesaire çok daha ergonomik. Fakat şöyle bir durum var. Bu fiyatta satılan bir kulaklık için kesinlikle akıl kârı bir durum değil. Hemen problemin ne olduğunu gösterelim. Şöyle bunu bırakalım. Dosar. Yani insan şuna bir manyetik yapıda yerleştirir. En azından 600 TL fiyatında satılan bir kulaklık için bu şekilde bir özelliğin olmaması son derece üzücü. Evet, kutudayken bir problem olmuyor fakat şöyle açtığınızda direkt olarak düşüyor. Herhangi bir manyetik yapı olmadığı için kulaklıkları tutmuyor. Benim için gerçekten büyük bir sorun. Özellikle sporda case'i sık sık açıp kapatabiliyorum. Bu esnada kulaklıklar yere düşebiliyor. Pek hoş bir durum değil. Bang & Olufsen modeline geçelim. Evet. Ne yaparsanız yapın bunlar düşmez dostlar. Çünkü manyetik bir yapı ile geliyor. Yani tamam, kulaklıkların segmentleri farklı ama 600 TL dolaylarında satılan bir kulaklık için kesinlikle manyetik bir yapı ile gelmesi gerekiyordu. Ses performansına gelecek olursak kulaklık bas ağırlıklı bir kulaklık. Yer yer bas performansını Bang & Olufsen'dan daha iyi buldum. Kesinlikle bas konusunda üzmeyecek bir kulaklıktır. Tiz performans da gayet tatmin edici. Bu fiyatlara satılan kulaklıklar arasında en iyi ses performansına sahip kulaklık diyebiliriz. Yine mikrofon performansıyla sınıfından ayrılıyor açıkçası. Fakat bir takım eksik detaylar var. Kutunun microSD şarj ile geliyor olması, akabinde de kutudan manyetik bir yapının olmaması en çok eleştirebileceği noktalar bu şekilde. Öte yandan kulaklığı kullandığım süre boyunca hem ergonomik yapısını beğendim hem ses performansı beğendim. Bas performansı da gerçekten tatmin edici ve gerçekten güçlü baslarıyla müzik tutkunuzu en üst düzeye taşıyor. Kulaklık hakkında söyleyebileceklerim bu kadar dostlar. Son derece güzel bir kulaklık. Önümüzdeki günlerde BİM'de satışı olacak. Kesinlikle tavsiye ederim. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.